diyoruz. Başlı başına karaciğer yağlanması hastalık mı? Bunu tetikleyen sebepler ne var? Kısmen söylediniz ama Evet. biraz daha açarak söyleyelim. Elimizde bununla ilgili Karaciğer bir bitki var mı? tabii Bitki var. takviyesi var mı? Bağırsaklardan çok yoğun bakteri var dedim ya. Eğer ki yanlış besleniyorsa, işlenmiş gıda ve kimyasal ilaç kullanıyorsa bağırsaktaki faydalı bakteri yok oluyor. Bütün işlenmiş gıdalar faydalı bakteri yok ediyor. Ve kimyasal ilaçlar. Evvelki gün Fransa'dan bir televizyon programı dedim. Bir hanımefendi rahatsızlanmış, üşütmüş. Paris'te. Eczaneye gidip antibiyotik istemiş. Demişler ki doktor reçetesiz olmaz. Ben de 29 yıl Almanya'da kaldım. Doktor reçetesi olmadan hiçbir ilacı vermez eczane. Ama Türkiye'de istediğin ilacı istediğin kadar al. Her evde ne var? Eczane deposu. Şimdi birisi rahatsız oldu Gerçekten mu? öyle değil mi? Ciddi bir denetimsizlik var yani. Her evde. Bunu ilaç ne olursa olsun. Öteden beriye bizde bir gelenek, bir kültür haline gelmiş. Büyük ilaçların büyük bir kısmını reçetesiz alabiliyoruz. Alıyor. Aslında reçetesiz ilaç verilmemesi ve Hayır. alınmaması lazım. Doğru mu? Vermemişler. Demiş ki ya çok az dozajda. Hayır asla olmaz demişler. Bir telefon daha var Evet alalım. tabii buyurun. Unutmayın siz yine söyleyeceklerinizi. İyi akşamlar, iyi geceler.